Merhaba arkadaşlar. Soru çözümü yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 3 tane videomuz kaldı bu video ile birlikte. Destek ve hareket sistemi, davranış ve ekoloji kaldı. Ekoloji biraz uzun olacak çünkü 80 küsür tane soru var ekolojiden. Ama destek ve hareket sistemi ile davranış daha kısa olacak. Başlayalım isterseniz. 2013 biyoloji diyor ki: Yukarıdaki kaslara uzanan sinirler kesilecek olursa hangilerinin kasılıp gevşemeleri yine de devam eder? Arkadaşlar burada ee, biliyorsunuz ki kalp kası kendi uyarısını kendisi oluşturuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar buraya uzanan sinirler kesilse de yine e, kendisi kasılıp gevşemeye devam eder. Aynı durum. Yani kendi uyarısını kendisi oluşturmasa da düz kas yine uzanacak sinirler kesilecek olursa arkadaşlar yine bir miktar kasılıp gevşemeye devam eder. Ama iskelet kasları direkt sinirlerle çalışıp gevşerler. Dolayısıyla iskelet kaslarında uzanan sinirler kesildiği zaman anında arkadaşlar kesilip kasılıp gevşemeleri durur. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 2 şeklinde olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. İnsan vücudundaki bazı hücre tipleri ve bulundur, bulundukları dokulara ilişkin olarak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada osteosit kemik doku doğrudur. Trombosit kan doku doğrudur. Trombosit nedir? Kan pulcukları. Doğrudur dolayısıyla. Kondrosit kıkırdak doku doğrudur. Fibroblastlar bağ doku demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dentritik hücreler sinir doku demiş. Dentritik hücreler sinir dokuda değil bağışıklık sisteminde bulunan hücrelerdir. Dolayısıyla dentritik hücreler yanlıştır. Peki dentritik hücreler ne işe yarıyor? Arkadaşlar dentritik hücreler bağışıklık sistemini oluşturan temel hücrelerden bir tanesidir. Yine mikropların e, öldürülmesinde görev yapar. Gelelim diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz. İnsanda bir iskelet kasının kasılması sırasında meydana gelen kasılma gücünün artırılmasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Bu kastaki daha fazla sayıda motorik birimin aktive edilmesi. Şimdi motorik birimlerin daha fazla aktive edersek burada ne olur? kasılma gücünü artırabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğru olur. Burada motorik birim dediği nedir? Sinirlerin kaslara bağlandığı bölgedir motorik birimler. Bakın şurası bizim kas hücremiz olsun. Sinir hücresinin akson kısmından gelen kısım nedir? Motorik birimlerdir. Eğer ben buraya birden fazla böyle motorik birim bağlarsam ne olacak? Kasın kasılma gücünü artırır. Bu kastaki kas hücreleri kas hücrelerinin uyarılma sıklığının artırılması. Mesela buraya saniyede bir diyelim ki bir uyarı gönderiyorsa bunu daha fazla yaparsam yani uyarılma sıklığını artırırsam yine kasılma gücünü artırırım. şey gibi düşünün. Hani bir mesela ee, koşu yapıyorsunuz, koşu yaptığınız zaman bir böyle çok hani az hareketli koşu yaptığınızı düşünün. Bir de arkadaşlar çok hızlı bir şekilde koşu yaptığınızı düşünün. Çok hızlı şekilde yaptığınız ama kaslarınız daha güçlü kasılır. Dolayısıyla uyarılma sıklığını artırdığımızda daha güçlü kasılma gerçekleşir. Kas hücreleri içerisine hücre dışı sıvıdan bol miktarda kalsiyum iyonu girişinin sağlanması. Bu tabii ki e, doğru bir şey değildir. Çünkü eğer ben bol miktarda kalsiyum gönderirsem Burada arkadaşlar hani kalsiyum fazlalığından dolayı işte kramplar falan gerçekleşebilir. Dolayısıyla bunu yapamam. 1 ve 2 şeklinde yaparım. Cevabımız denizi seçeneği olur. Gelelim dördüncü sorumuza. omurgalarda kas hücrelerinin sinir sistemi tarafından kontrol edilmesiyle ilgili hangileri doğrudur? Her kas hücresi birden fazla özgün motor sinir tarafından kontrol edilmektedir diyor. Arkadaşlar her kas hücresi birden fazla özgün motor dediği bakın motor sinir özgün dediği nedir burada her hücreye özgü bir motor sinir vardır. Birden fazla değildir. Yani her kas hücresinde, kas hücresinde en azından bu yoktur. Mesela birinde iki tane motor sinir bağlanırken diğerine bir tane, diğerine üç tane bağlanabilir. Burada her kas hücresi dediği için bu yanlış olur. Bir motor sinir birden fazla kas hücresiyle sinaptik bağlantılar yapabilir. Doğrudur arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Ee, bir tane sinir diyelim ki işte kas hücreleri hani çizgili kas hücrelerini düşünün. Çizgili kas hücrelerimiz nasıldır? Şöyle, değil mi? Şu şekilde birbiriyle Kenetlenmiş halde gibi düşünebilirsiniz. Silindirik yapıdadır çünkü mesela bir kas hücresi motorik bir kas hücresi gelip şu kısma bağlanıp iki tane sinir hücresiyle sinaptik bağlantı yapabilir arkadaşlar doğrudur. Motor sinirin uyarı göndermesiyle motor birimdeki tüm kas hücreleri kasılır. Evet burada motor birim dediği mesela bir tane motor sinirimiz var bizim motor sinirimiz. Bu motor siniri kaç, kaç tane hücreye bağlıysa mesela burada 3 tane hücreye bağlı. Bu 3 hücrenin kasılmasını sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla motor birimde kaç hücre varsa o kadar hücre kasılır. Doğrudur. 2 ve 3 şeklinde cevabımız olacaktır. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki grafikte bir aktivitede iskelet kasının kasılmasına kasılmaya başlamasıyla bir daha okuyayım olmadı. Aşağıdaki grafikte bir aktivitede iskelet kasının kasılmaya başlamasıyla birlikte kullanılan enerji kaynakları 1 2 3 şeklinde numaralandırılmıştır. Buna göre mevcut ATP e, kreatin fosfattan sağlanan enerji e, glikolitik sistemden elde edilen enerji L olarak isimlendiriliyor. Oksidatif sistemden elde edilen enerji de M olduğuna göre Grafikteki eğriler ile enerji kaynakları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi ilk önce hangisini kullanıyor bu önemlidir. Arkadaşlar bakın 30 saniye içerisinde bir numarayı kullanmış. Dolayısıyla ilk olarak hangisini kullanır? İlk olarak mevcut ATP varsa bunu ve kreatin fosfattan sağlanan enerjiyi kullanır. O yüzden biz bir numaraya ne yazacağız? K yazacağız. Daha sonra Glikolitik sistemden elde edilen enerjiyi kullanır. Yani şöyle olacak. Glikolitik sistem dediği glikoliz sırasında glikoliz sırasında üretilen ATP'yi kullanır arkadaşlar. Yani ikinciye de L diyeceğiz. Üçüncüde de en sonda oksidatif sistem. Burada oksijenli solunumdan gelen ATP'yi kullanır. En sonunda M diyeceğiz. Yani KLM şeklinde gidecek. 1, 2, 3 yani cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim 6. sorumuza. Yoruluncaya kadar koşan bir sporcunun iskelet kas hücrelerinde bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Şimdi yoruluncaya kadar. Glikoz miktarında bir azalma olur mu? Olur. Çünkü bu glikozu kaslarında kullanıyor. Bu olur arkadaşlar. Isı üretiminde artma, sonuçta oksijenli solunum yapacak, hareket ettiği için ısı üretiminde artma gerçekleşir. Laktik asit düzeyinde artma, yeterli oksijen gelmediği zaman ne yapıyor arkadaşlar? Laktik asit üretmeye başlıyor. Dolayısıyla bu da olur. Kreatin fosfat miktarında azalma. Evet kreatin fosfattaki fosfatları kullanacak. Dolayısıyla bu da olur. Glikojen miktarında artma demiş. Şimdi glikojen neydi? Glikozun depo formuydu. E bu sürekli koşuyor. Yorulana kadar koşuyor. Dolayısıyla depo ettiği glikojeni ne yapacak? Kullanacak. Burada artma değil azalma olur arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız eşlikli olur. Yedinci sorumuz. İskelet kasının kasılması sırasında yüksek enerjili miyozinin çapraz bir köprü oluşturarak aktin üzerindeki özgür böyle bölgeye bağlanması sürecinde meydana gelen olayların gerçekleşme sırasını sormuş bize. Hemen bir okuyalım daha sonra da sıralarız. Miyozin proteinlerinin aktin proteinlerine bağlanması, kalsiyum iyonlarının troponin kompleksine bağlanması, aktin üzerindeki miyozin bağlanma bölgelerinin açığa çıkarılması, Motor nöronun sinaptik ucundan salgılanan asetil kolinin Post sinaptik kas hücresini depolarize etmesi Şimdi bakın ilk önce bir sinir hücresinin uyarılması lazım ki kas hücresi ne olsun Uyarı gelsin değil mi O zaman motor nöronun Sinaptik ucundan Asetil kolin salgılanacak Burada kas hücresi depolarize olacak yani birinci sırada 4 numara olur Sonra arkadaşlar Sonra ne olacak bakın Kalsiyum iyonları endoplazm retikulumdan sitoplazmaya verilecek. Ve bu kalsiyum iyonları troponin dediğimiz komplekse bağlanacak. İkinci sırada bu olur. Sonrasında kalsiyum troponine bağlandığı zaman aktin üzerindeki miyozin bağlanma bölgeleri açığa çıkacak. Bu troponin kompleksi sayesinde açığa çıkar. En son da miyozin proteinleri aktin proteinlerine bağlanır arkadaşlar. Dolayısıyla 4, 2, 3, 1 şeklinde olacak. 4-2-3-1 yani Edirde seçeneği olacak. 8. sorumuz. Bir iskelet kasının kasılması anında sarkomer boyu, boyu kısalırken gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Bakın. Sarkomer boyu kısalıyor. Yani kasılma gerçekleşiyor. Neyler değişiyordu? Hisler değişiyordu değil mi? H bandının boyu kısalıyor. I bandının boyu kısalıyor. sarkomeri boyu kısalıyor. Dolayısıyla. Zaten ben size şöyle göstereyim bakın. Bir kas birimini göstereyim arkadaşlar. Şunlar Z çizgisidir. Z çizgilerine bağlı olan aktin proteinleridir. Daha ince yapılıdır aktin proteinleri. Aktin proteinleri ile biraz daha kalın olan bakın arada bulunan miyozin proteinleridir bunlar. Şöyle miyozin proteini. Şimdi buradaki bölgeleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada İki tane aktin arasında kalan bölgemiz haş bandıdır. Daha sonra şu e, miyozin proteini ile Z çizgisi arasında kalan bölge I bandıdır. Zaten iki Z çizgisi arasında kalan bölgemiz sarkomerdir. Sarkomer arkadaşlar miyozinin boyunu içeren ise nedir? A bandıdır. A bandı. Burada Z çizgileri birbirine yaklaşırken yani şu şekilde olurken ne olur? Bakın aktin ve müzin pardon ee, iki tane aktin birbirine yaklaşıyor. Dolayısıyla H bandı ne yapacak? Kaybolacak. E, Z çizgileri birbirine yaklaştığı için müzin yerinde sabit kalıyor. Sonuçta şuradaki boyda da bir kısalma olur. Yani I bandı da ne olur? Kaybolur ya da boyu kısalır. A bandı zaten Miozi'nin boyunu içerdiği için A bandına herhangi bir şey olmaz. Çünkü Miozi'nin boyu değişmez. Z çizgilerden olacak birbirine yaklaşacak. Z çizgileri şöyle birbirine yaklaştığı için arkadaşlar Sarkomer'in boyu kısalacak. O zaman ne diyor burada? Diyor ki Z çizgileri birbirine yaklaşır. Doğru. A bandlarının boyu değişir. Hayır bakın his dedim. Histe A var mı? Yok. Dolayısıyla bu olmaz. I bandlarının boyu kısalır. Evet I bandının boyu kısalır. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde deniz seçeneği olur. Dokuzuncu soru. Düz kaslarla ilgili diyor hangileri doğrudur? Çizgili kas hücrelerinin kasılmasında işlev gören troponin C düz kaslarda bulunmaz demiş. Arkadaşlar doğru düz kaslarda troponin C dediğimiz molekül bulunmuyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Çizgili kaslara göre daha yavaş kasılıp gevşerler. Evet çizgili kaslar hızlı kasılıp gevşer çabuk yorulurlar. Düz kaslar yavaş kasılıp gevşer ve geç yorulurlar arkadaşlar. Hatta yorulmazlar diyebiliriz. Kasılmada işlev gören kalsiyum iyonunun çoğu hücrelerin düz endoplazmik retikulumunda depolanmıştır. Şimdi e, düz kaslarda şimdi kasılma sürekli gerçekleştiği için hani belli bir depolama olayı yok arkadaşlar. Dolayısıyla çoğu düz endoplazmik retikulumda depolanmaz bunlarda. Ne olur? Çoğu sitoplazmanın içerisinde bulunur. Çünkü dediğim gibi hani çizgili kas demiş olsaydı evet depolanır. Hani gevşeme durumunda depolanır diyebilirdik. Ama düz kaslar sürekli bir kasılıp gevşeme durumuna sahiptir. Özellikle işte yemek yediğimiz zamanlarda olsun veya yemek yedikten sonra da aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla çoğu düz endoplazmik retikulumda depolanmıştır diyemiyoruz. Bu yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi iske, insan iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? İç organları koruyor mu? Evet. Mesela kafatası, kaburga gibi kemikler ne yapıyor? İç, i, i, i̇ç organları koruyor. Kan hücresini üretiyor mu? Evet. Uzun kaslarda, pardon, uzun kas demişim. Uzun kemiklerde bulunan, yine yassı kemiklerde bulunan kırmızı kemik iliği tarafından kan hücresi üretiliyor. Harekete imkan sağlaması bu da olur. Bazı mineral maddelerin depolanması, kalsiyum gibi, fosfor gibi mineralleri depolar kemiklerimiz ama D vitamini sentezlemez. D vitamini sayesinde, D vitamini sayesinde arkadaşlar e, kemiklerimize kalsiyum depo edilir. D vitamini sentezlenmesini yapmaz çünkü D vitamini dışarıdan hazır bir vitamindir. Gelelim 11. sorumuza. İskelet kas hücreleri kasılırken enerji kaynağı olarak ATP moleküllerindeki fosfat bağı enerjisini kullanır. Ancak bu hücrelerin sitoplazmasındaki ATP molekülleri kısa sürede tüketildiği için hücrede depolanmış olan kreatin fosfat moleküllerinden ADP moleküllerine fosfat grubu aktarılarak ATP molekülleri yeniden oluşturulur. İskelet kas hücrelerinin sitoplazmasında ATP moleküllerinin yaklaşık olarak 10 kat daha fazla kreatin fosfat molekülü depolanır. Diyor ki iskelet kas hücrelerinde ATP yerine kreatin fosfat depolanmış olmasının nedeniyle ilgili ileri sürülen yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Bir kreatin fosfat molekülü bir kreatin fosfat molekülü bir ATP molekülünden 10 kat daha fazla miktarda enerji depolayabilir demiş. Arkadaşlar öyle bir ihtimal var mı? Şimdi kreatin fosfat enerji depolamış olsaydı biz onu ATP'ye dönüştürmeden direkt ne yapardık? Oradaki enerjiyi kullanırdık. Bunun ilgisi yoktur. Kreatin fosfattaki fosfat bağı ATP'dekinden çok daha kolay kırılabilir. Bununla da ilgisi yoktur. ATP'deki enerjiden faydalanıyoruz biz sonuçta. Depoladan ATP miktarı artacak olursa glikoliz inhibe edilir. Bakın temel sebebi budur. Ortamdaki ATP miktarı arttığı zaman ATP gidiyor. ATP sentezleyen enzime bağlanıyor arkadaşlar. Yani glikolizdeki hani e, fosfofruktokinazdı yanlış hatırlamıyorsam. Fosfofruktokinaz enzimine bağlanıyor ve bu enzimi inaktif hale getiriyor. Böylece glikolizin e gidişatını durduruyor yani glikoliz olayını durduruyor. Dolayısıyla artık ATP üretilmiyor. Eğer ortamda kreatin fosfat şeklinde değil de ATP şeklinde depolanır depolanacak olsaydı, ortamdaki ATP'ler gidip glikolizi durdururdu arkadaşlar. Dolayısıyla bunu engellemek için kreatin fosfat şeklinde depolanır. Cevabımız C şıkkı olur. 2022 ÖBT'ye bakıyoruz. Diyor ki, insanda iskelet kasının özellikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Filamentlerin düzenli dizilmesi sonucu bantlaşma görür. Evet, düz e, iskelet kasında yani çizgili kaslarda bantlaşma vardır. Doğru. Kas boyunca uzanan her bir lif uzun silindir şeklinde tek bir hücredir. Her bir lif arkadaşlar, evet, şöyle uzun silindir şeklinde çok çekirdekli e, tek bir hücredir. Doğru. Bu kas hücreleri çok sayıda çekirdek içerir. Zaten söyledik çok çekirdekli diye doğrudur. Hepsi doğrudur. Cevabımız Edirne olur. 2022'ye geliyoruz. Memeli hayvanlarda iskelet kası lifleri kasılma hızı esas alarak yavaş kasılan lifler ve hızlı kasılan lifler olarak gruplandırılabilir. Bu liflerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım diyor ki liflerin hızlı ya da yavaş kasılma yeteneği kullanılan ATP'nin kaynağına bağlıdır. Hızlı ve yavaş kasılan kas hücrelerinde miyozinin baş kısmındaki ATP azların ATP yıkım hızı birbirinden farklıdır. Şimdi cevabımız aşık olacak ama A şıkkını en son açıklayacağım ben size bu doğrudur. Arkadaşlar hızlı kasılanlarda ATP az yani ATP yıkan enzim daha hızlı çalışıyor. Yavaş kasılanlarda daha az çalıştığı için daha e, e, yavaş çalıştığı için ne oluyor yavaş kasılıyor. Yavaş kasılan oksidatif lifler bol miktarda kan damarlarıyla donatılmıştır. Şimdi yavaş kasıldıkları için sürekli onlara bir glikoz girişinin olması lazım. Bu yüzden de bol miktarda kan damarı bulunması lazım. Mesela yavaş kasılan oksidatif lifler nedir? Ee, bizim vücudumuzda böyle daha az kullandığımız kısımlardır. Hızlı kasılan glikolitik liflerin çapları görece daha büyüktür. Şimdi hızlı kasıldıkları için arkadaşlar mesela kol kaslarımız, bacak kaslarımız daha hızlı kasılır. Dolayısıyla bunların çapları daha büyük olur. Hızlı kasılan glikolitik liflerin miyoglobin içeriği yavaş kasılan oksidatif liflerinkinden daha düşüktür. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz yani miyoglobin hızlı kasılanda daha fazla gibi düşünebilirsiniz. Miyoglobin içeriği diyor. Yani miyoglobindeki oksijen miktarı hızlı kasılanlarda daha azdır. Çünkü hızlı kasılan ne yapıyor? Myoglobindeki oksijeni kullanıyor. Ama yavaş kasılanlarda daha fazla bulunur. Çünkü onu yavaş yavaş kullanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. A şıkkı yanlış. Şimdi burada kullanılan ATP'nin kaynağına bağlı değil. Her ikisinde de ATP kaynağı olarak mesela glikoz kullanılır. Ya da işte başka maddeler kullanılır. ATP'nin kaynağına değil. Buradaki ATP az dediğimiz ATP yıkan enzimlerin hızına bağlıdır. Tamam mı? O yüzden bu yanlış olur. Gelelim son sorumuza. Erişkin bireylerde kas dokusu tiplerin, tiplerinin kendilerini yenileme yeteneği ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. İskelet kaslarının onarımında uydu yani saterli hücreleri görev alabilir demiş. Evet arkadaşlar. İskelet kaslarının onarımını uydu hücreler yaparlar. Kalp kasının kendini yenileme yeteneği yoktur. Doğrudur. Kalp kası özelleşmiş bir kas dokusu olduğu için arkadaşlar Bunlar da kendini yenileme yeteneği yoktur. Düz kas hücreleri mitoz bölünme geçirerek dokunun onarımını sağlayabilir. Bakın kalp kası kendini yenileyemez. İskelet kaslarının onarımını ee, uydu dediğimiz hücreler yapabilir. Düz kaslarda kendileri mitoz bölünme geçirerek dokuların onarımını sağlayabilir. Hepsi doğrudur. Cevabımız Edirne seçeneği şeklinde olacak. Böylece iskelet kasları ile ilgili destek ve hareket sistemi ile ilgili sorularımızı çözdük. Dikkat ederseniz burada kemiklerle ilgili çok fazla soru sorulmamış. Kaslarla ilgili çok soru sorulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla destek ve hareket sistemine çalışırken daha çok kasın kasılması, kas hücrelerinin özellikleri bunlara bakarsanız daha iyi olur. Sonraki videoda davranışa geçiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.